sabaha kadar dışarı çıkmıyorlar. Kendi sağlığını düşünmüyor artık. Kendi sağlığını düşünmüyor. Kaç saatten beri içeride arkadaşlar? Sabah 8.30'dan. Sabah 8.30'dan beri içeride. Adam maaşlarını kesin yatmadan sonra dışarı çıkmıyoruz. Çıkmayacağız artık. Çıkmayacağız. Evet. Yatana kadar duracağız. Evet. Kararlılar yani. Kararlılar. Siz de buradan destek veriyorsunuz. Biz zaten içerideydik biz. Sizi gelecek şeyde o amaçtan çıktık biz dışarı. Röportaj almak için çıktık. Diyeceğimiz bu kadar. İşte işveren yatacak bize. Biz çıkan haftada gittik muhasebe, az önce röportaj yaptığımız muhasebecimizin yanına. Ben de günlerde buraya da geldi. 250 milyon parayla, 250 milyon parayla kiracı bir adam ev geçindirebilir mi? 3 tane çocuğa bakabilir mi? Bunun elektriği var, suyu var, kirası var. Evin kumayası var, okul masrafı var. Kendileri lüks arabalarına sabahtan akşama kadar geziyorlar. Ben buraya 2000'de geldim. 2000'den beri, 3 seneden beri burada icralık üzerineyim ben. Versin benim paramı düzgün, icram, ben kendimi, ayakta durmayı ben kendim öğrenim. Paramızı yatacaklar, biz çıkmıyoruz. Kesin karar aldık içeride arkadaşlarla birlikte. Paramızı yatıracaklar. Kendi isteklerine çıkışımız ne görseler, biz her şeye razıyız zaten. Saatten sonra bunu gösterelim. Ne kadar alacağınız var? Saat 8'de geldiler, sabah işbaşı yaptılar. Ya saat kaç oldu? 12 oldu saat. Ya bu saate kadar işçi ne bekler ocakta yani? Benim çocuğum hasta. Yani Serapler Partisi hasta çocuğum benim. Bu ay Ankara'ya gidecektik, gidemedik. Yani yapacak bir şey yok yani. Yazık, gerçekten yazık. Kuru ekmek, soğan yolladık valla. Valla bakın gerçekten hiç yani abartısız. Kuru ekmek, soğan. Peki, ne telefonda konuşabildim, ne kendi yüzünü görebildim. Ben buraya geldim ama eşim yok. Ya gerçekten kredi ya kartları var, bir sürü borcumuz var. Ya onlara göre, onların maaşına güvenerek yapıyoruz alışverişimizi. Her şeyimizi onlar için yapıyoruz ama yani borçlar kapıya geliyor. Yapacak bir şey yok ama bilmiyorum yani ne olacak, sonları ne olacak.